Evet, merhaba arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Ama bugün TYT konusu olarak birlikteyiz. Gerçi belli olmaz. AYT'de de çıkabilir bu konu. Konumuz kalıtım arkadaşlar. Hem 10. sınıf konusu, aynı zamanda AYT'de de gündeme gelebilecek bir konu. Evet, şimdi kimler gelmiş bakalım. Hemen başlayalım mı? Evet. Evet, şu an sayımız yeni başladığımız için biraz az, biraz beklemek istiyorum. Kalıtım çok önemli bir konu arkadaşlar. Kesinlikle TYT'de bir tane geliyor. Bu yüzden önemli. Şu aralar ağırlıkla AYT çalışıyorsunuz biliyorum ama TYT'yi de ihmal etmemek gerekiyor. Evet, öğrenci sayımız artmaya başladı. Ama ben daha fazla istiyorum başlamak için. Son dönemin en önemli mesleklerinden birisi de moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği. Şu an şöyle bir dedikodu bile var. Bu virüsün genetik mühendisleri tarafından genleriyle oynandığı bile söyleniliyor arkadaşlar. Çok tehlikeli bir iş. O yüzden kalıtım hakikaten önemli. Eğer moleküler biyoloji düşünen varsa yurt dışı bağlantısı olan üniversiteleri kesinlikle tercih etmek durumunda. Çünkü orada moleküler biyoloji adı altında daha fazla değer görülüyor, daha fazla ilgi görülüyor. Burada biraz işsiz kalma durumu var. Eğer iyi bir üniversite değilse. Evet, katıldım diyenler var. Merhaba Kadir'cim, Betül'cüm, hoş geldiniz. 19 kişi oldu ama nerede katıldım diyenler. Arkadaşlar bu arada sürekli biz bu işi yaptığımız için şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Yorulmuş olabilirsiniz, sıkılmış olabilirsiniz. Ama bu süreci iyi takip etmek lazım. O yüzden abone olmayan arkadaşlarınız varsa mutlaka abone yapın. Takip etsinler. Bu fırsatı avantaja dönüştürsünler. Çünkü biz artık evlerine geliyoruz. Öyle bir noktadayız. Herkese ulaşabiliriz. Diğer arkadaşlarınıza da söylerseniz çok mutlu oluruz. O yüzden bunu da dipnot olarak düşmek istedim. Evet, o 23 kişi olmuş. Biraz daha Barancığım hoş geldin. Sıla, Seda, İrem, Hatice, Büşra, Umut. Evet, daha fazla bekliyorum çünkü bu konu kaçmaz. Çok önemli. Bu arada arkadaşlar benim bir de biyoloji sayfam var. Biyoloji hocam 48. Onu da dışarıdan katılan öğrenciler için söylemek istedim. Biz bu videolara bu şekilde devam edeceğiz. Bir TYT, bir AYT konusu olarak haftada iki kere biyolojiden kesinlikle dersimiz olacak. Kardelen Osman da geldi ama 27 kişi oldu. Ben bir 30'u görmek istiyorum. Hadi. 5 dakika geçti. 30 kişiyi bulmak istiyorum. Hasan gelmiş, hoş gelmiş. Elif Sare gelmiş, Eylül Sena gelmiş. Evet, yaklaşık 28 kişiyiz şu anda. Biraz daha beklemek istiyorum. Bir dakika bekleyeceğim. Kamil gelmiş, İrem gelmiş. Uzun zamandır TYT çalışmayanlar için bence iyi bir fırsat. Genelde de dediğim gibi ağırlıklı AYT çalışıyorsunuz. Evet, 33 kişi olmuş. Tamamdır artık. Başlayabiliriz. Evet. Şimdi bir kere sevgili arkadaşlar, kalıtımı yapabilmek için asla soru kaçırmamak için temel kavramları çok iyi bilmek zorundayız arkadaşlar. Bu yüzden de önce ben temel kavramların isimlerini buraya yazdım ve bunların ne olduğunu göreceğiz. Evet, kalıtım nedir? Bunu bir bilelim, değil mi? Kalıtım, zaten konumuzun adı kalıtım. Neymiş bir görelim. Şimdi siz bazen size şunu söylüyorlar mı? Aa, aynı halası. Hırt demiş dayısının burnundan düşmüş. Değil mi? Bunu söylüyorlar. Bunun neyle alakalı? Bakın, kalıtmakla alakalı. Genlerin nesillere nasıl ve hangi oranda geçtiğini inceleyen bilim dalı. Şimdi mesela annesi A, babası B, çocuk sıfır olabilir mi? Olur. Hani biyoloji bilmeyen birisi için nasıl olur hocam diyebilir ama olur işte bunları ve nasıl hangi oranda geçtiğini öğreneceğimiz bir ders olacak bu.
Evet, gen nedir? Biz aslında dünkü konuyla da çok paralel bu arada, gen tanımını yapmıştık. Demiştik ki DNA'nın küçük bir bölümü ve şunu söylemiştim, yaklaşık bir değer ifade etmiştim. Bunu hatırlayan var mı? Evet, DNA'nın küçük bir bölümüdür demiştik. Mesela A geni, B geni, C geni. Ama buna yaklaşık bir değer ifade etmiştim ben. Evet. Duymak istiyorum. Gende yaklaşık kaç nükleotit vardır? Tufan da gelmiş, Fiko da gelmiş, Begüm gelmiş. Ama cevap bekliyorum arkadaşlar. Lütfen cevabınızı bekliyorum. Demek ki henüz yazanı görmedim ama ben yazmak istiyorum. 1500 nükleotitten oluşan bir parçasıydı. Yaklaşık bir değerdi bu. Peki alelgen çifti nedir? Evet, cevap verenler var. Teşekkürler Esma Hocam. Furkan da gelmiş. Hoş gelmiş. Evet, alelgen çifti. Alel demek biri anneden, diğeri babadan gelen, aynı karakterden sorumlu genlerdir arkadaşlar. Biri anneden, diğeri babadan gelen ve aynı karakterden sorumlu, A karakterinden. Bunların ikisi de büyük olabilir. İkisi de küçük olabilir. Biri büyük, biri küçük de olabilir. Ama ikisi de aynı karakterden sorumlu olduğu için biz bunlara alelgen çifti diyoruz. Çiftse diploiddir arkadaşlar. Diploid canlılarda biz bunu görebiliriz. Haploidse, bunu da gösterelim buradan. Haploid olursa bir de bitkilerde var bu durum, sorularda artık gelmez diye düşünüyorum bitki kalktığı için. Triploid 3M var. Buna göre çiftse, yani iki gen varsa diploid, tek gen varsa haploid. Mesela şöyle düşünün. Bunu da böyle düşünün. Şöyle göreceksiniz. Haploid, diploid, triploid arasındaki fark bu. Evet. Homozigot diğer tanımımızın adı. Nedir homozigot? Bakın ben buraya yazmışım. Arı döl, saf döl. Homo ne demek? Homojen karışımlardan hatırlayabilirsiniz. Homo aynı demek arkadaşlar. O yüzden karakteri kontrol eden genler ya büyük büyüktür ya da küçük küçüktür. Bunları yazabiliyorsak, bunları işte homozigot kahverengi gözlü bir çift dedi mesela. Sen burada homozigot olarak şunu yazabiliyorsan olay bitmiş demektir. Demek ki neymiş homozigot? Karakteri kontrol eden genin ikisi de aynı olacak. Bu büyük büyük de olabilir, küçük küçük de olabilir. Evet, gelelim diğer bir kavramımıza daha. Heterozigot, heterojen karışımdan hatırlayın yine. Farklı, melez diğer adı. Diğer adı da hibrit. Arkadaşlar sanki hibriti farklı bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Hibrit arabalar da var biliyorsunuz. Dolayısıyla eğer karakteri kontrol eden genin biri büyük, biri küçükse melez ya da hibrit ya da heterozigottur. Şu yanına yazdığım harfler var ya, can alıcı, can alıcı. Bunları yazabiliyorsanız bu iş bitmiş demektir. Demek ki homo ise aynı, hetero ise farklı genler olacak ama aynı karakterden olacak. Buraya kadarki temel kavramlarda sıkıntımız var mı? Tepki verin. Tepkileri görmek istiyorum. Evet, şu an 38 kişi olmuşuz. Ben daha fazla olacağını düşünüyorum. Evet, yok diyenler var. Tamam Osman'cığım. Sen yok diyorsan yoktur. Teşekkür ederim. Geçiyorum yine temel kavramlara. Evet. Şimdi arkadaşlar bu fenotip, genotip kavramı o kadar önemli ki hep karıştırıyoruz. Genelde fenotip için ne biliyorsunuz? Söyleyin. Furkan'cığım gördüm, teşekkür ederim. Evet, fenotip nedir? Hep şunu öğrendiniz değil mi? Dış görünüş. Bence bu bilgi eksik Şevval'cığım. Neden eksik? Onu söylüyorum. Şimdi eğer dış görünüşse diyelim ki Şevval sen A kan grubundansın. Ben böyle senin tipine bakarak olsa olsa bu kişi A kan grubundandır diyebilir miyim?
diyemem. Yani özetle sadece dış görünüş değildir fenotip. Fenotip karakterdir, özelliktir ve tek harfle gösterilir. Bu önemlidir. Tek harf olacak. Demek ki fenotip sadece dış görünüş değilmiş. Benim A kan grubundan olmam da bir fenotip. Kahverengi gözlü olmam da bir fenotip. Solak olmam da bir fenotiptir. Ha, demek ki sadece gözle görülebilen, dışarıdan görülebilen özellikler değilmiş arkadaşlar. Peki genotip nedir? O karaktere sebep olan tüm genlerdir. Ben bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Mesela kişi A kan grubundan ise bu onun fenotipidir. Doğru mu? Bak tek harfle gösterdim. Dikkat, dikkat. Peki o karaktere neden olan iki tane geni var. Ya AA olabilir ya da A0 olabilir. Yani yanındaki genini de gösteriyorsam o onun genotipidir arkadaşlar. Dikkat, dikkat. Fenotip mesela yine mavi gözlülük. Mavi gözlülük çekiniktir. Diyelim ki küçük M harfi verelim. Bu fenotip. Ama o karaktere neden olan iki geni de yazıyorsam o onun genotipidir. Yani biraz daha detaylı bir gösterimdir. Kısacası genin tipini yazıyoruz. Tipini. O yüzden lütfen buna dikkat edelim. Ve şunu da biliyoruz. Fenotip eşittir. Hep klasiktir. Ta 8. sınıftan beri bilirsiniz. Genotip artı çevredir. Yani bu ne demek? Bazı karakter ya da bazı fenotipler sadece genle ortaya çıkar. Mesela nereye giderseniz gidin kan grubunuz değişmez. Doğru mu? Evet. Bazı karakterler ya da fenotipler hem gen hem çevreyle ortaya çıkar. Örnek vereyim, zeka. Beslenme etkiler mi? Etkiler. O yüzden size ne diyorlar? Ceviz yiyin diyorlar. Veya küçükken anneniz size balık yağı yedirdi, değil mi? Hani biraz daha algılarımız açılsın diye. Çevre etkiliyor arkadaşlar. Gerçekten zekayı çevre etkiliyor. Bunu da ispatlayan deneyler var. Sadece bu da değil, boy uzunluğu da etkiliyor. Mesela şişmanlık daha çok gen ama beslenme yine hayvan gibi tövbe sağlam yersek diyeyim, kibar olayım, sağlam yersek kilo alabiliriz. O zaman bu da çevre faktörü oluyor. Bazı karakterler de sadece çevreyle ortaya çıkabiliyor. O ne diye sorarsanız, bir dönem arkadaşlar hamile kadınlar tolidomit denilen bir uyku ilacı kullanmış. Ve bu uyku ilacını kullanan kadınların geneli, %100'ü demeyeyim, geneli sakat çocuk dünyaya getirmiş. Demek ki o ilaç ne yapmış? Gene etki etmiş ve sakat çocuklar dünyaya gelmesine sebep olmuş. Bakın burada da sadece çevrenin etkisini görebiliyoruz. Fenotip, genotip kavramı olmazsa iddia ediyorum kala tanımındaki hiçbir soruyu yapamayız. Tanımını bilmek yetmiyor. Dış görünüş, genin tipini göstermek demek yetmiyor. Az sonra uygulamalı soru tipini de yapacağız. O yüzden buna dikkat edelim. Fenotip, genotip kavramı oldu mu arkadaşlar? Görmek istiyorum. Evet, fenotip, genotip kavramı oldu mu? Görelim. Tepki verin. Fenotip tek harfle, genotip her ikisiyle sılacım oldu demiş. Teşekkür ederim. Lütfen bu kavram gerçekten çok önemli. İki genini de o karaktere neden olan iki geni de gösteriyorsam genotip, fenotip tek harfle gösterilir ve sadece dış görünüş değildir. Dominantken yani baskın. Biz dominantı nerede öğrendik ilk? Herkesin halk olarak öğrendiği herkes. Şimdi hatırlayın, dominant teyze vardı çocuklar duymasında. O ne derse o oluyordu evde. O yüzden hem homozigot hem de heterozigot durumda etkisini gösterebiliyorsa o dominanttır. Bunun ikisi de dominanttır. Yani baskın gendir arkadaşlar. Hem homozigot hem de heterozigot. Şu tanımı da yapabilirsiniz. Çoğunlukla fenotipte etkisini gösterebilen diyebilirsiniz. Evet, baskın diğer adı doğru Osman'cığım.
Mevlüt Berk'e de gelmiş, hoş gelmiş. Resesif gen. Ben buna da, biz buna dominant teyze dedik. Dominant teyzenin kocası Selami'ydi, hatırlıyorsanız. Buna da resesif Selami diyebiliriz. Dominant teyzeye etkisini gösterebilmesi için çift selami olması gerekir. Yani arkadaşlar küçük küçük olmak zorunda. Çekinikken etkisini gösterebilmesi için mutlaka ve mutlaka küçük küçük olmak zorundadır. Başka şansı yok. Ve size soruda çekinik fenotipin asla vermez. Onu senin bilmen gerekir. Ama baskını vermelidir. Mesela dedi ki heterozigot kahverengi saçlı. Şimdi kahverengi saçlı derse büyük büyük mü büyük küçük mü yazacağını bilemezsin. Çünkü iki durumu var. Ama sarı saçlı dersen o çekinik olacağı için kesin küçük küçük olmak zorundadır. O yüzden unutmayın resesif genin genotipini sana adam vermek zorunda değil. Onu senin bilmen gerekiyor. Okey. Kavramlarda sıkıntı var mı? Bu kavramlarda. Az sonra örnek soruya geçeceğim bakın. Evet, Miray oldu hocam demiş. Teşekkür ederim. Batı Miray. Tamam, teşekkürler. Zekeriya da gelmiş. Hoş gelmiş. Evet, şu ana kadar ki kavramları öğrenebilmiş miyiz? Lütfen herkes soruyu yerinde bir yapabilir mi? Elinize kağıdı kalemi alın. Böyle bir soru çok çıkıyor sorularda. Yine çıkabilir. O yüzden bu soruyu arkadaşlar bu konunun bitiminde de örnek soru çözümü yapacağım. Yani kendim soru hazırlayacağım. Kendim hazırlayacağım orijinal. Çıkabilme ihtimali olan soru tiplerinden. Konu bitince bununla ilgili soru da çözeceğiz arkadaşlar. Evet bu soruyu herkes ulaşabilir mi? Lütfen herkes yazsın soruyu. Böyle bir 30 dakika bekliyorum. Önce A şıkkını, sonra B şıkkını, sonra diğerlerini de sırayla yapacağız. Evet. Tolga gelmiş. Hoş gelmiş. Tolga'yı tanımıyorum sanırım ama artık tanımadığımız kişiler çok çıkıyor. Bu da güzel bir şey. Arkadaşlar dışarıdaki arkadaşlarınıza ne kadar anlatırsanız bizi onlara da o kadar faydamız dokunabilir. Hem siz iyilik yapmış olursunuz hem de biz de onlara bir nebze yardımımız dokunmuş olabilir. Evet, uğraştık mı? Şimdi ben kendim yeni bir sayfada başlıyorum çözmeye. Böyle bir soru gördüğünüz zaman önce aynı karakterle ilgili olanları kendi arasında çarpazlıyoruz. Çarpazlayalım o zaman. Büyük büyük. Büyük küçük. Büyük küçük. Küçük küçük. Hani bu matematikte dağılma özelliği gibi uygulamış olabilirsiniz. Evet, şimdi yine aynı mantıkla B'leri de kendi arasında çaprazlıyoruz. Çünkü bunlar alelgen arkadaşlar. Aynı karakterle ilgili olan özellikleri bulacağız biz. Çarpazlıyorum. Küçük B, küçük B. Büyük küçük. Büyük küçük. Küçük küçük ve küçük küçük. Sonra bir de C'yi çarpazlayalım. Yalnız Türkçemin nasıl olduğunu görüyorsunuz değil mi? Çaprazlamak demiyorum, çarpazlamak diyorum. Sanırım burada biraz da dikkat çekmeye çalışıyorum tarafınızdan. Evet, C'ye bakıyoruz. C'ye bakıyoruz. Şimdi çarpazlayalım. Büyük C, büyük C, büyük C, küçük C. Yine büyük, büyük ve büyük küçük. Evet. Şimdi şu çaprazlamaları yaptıktan sonra birinci, evet güzel şıklar geliyor yavaş yavaş. Şimdi birinci soruyu çözüyoruz. Bu çaprazlamayı yaptıktan sonra A fenotipinde bakıyorum. Bu arkadaş büyük A fenotipinde değil mi? Bu arkadaş da, bu arkadaş da. Demek ki 4 olasılıkta 3 tanesi büyük A fenotipinde. Yazıyorum. 3 bölü 4. Gelelim B'ye. Yine büyük B istiyorum. Arkadaşlar yine büyük B. Bakıyorum. Yuvarlak içine aldığım yine sadece 4'te 2 tane
2 bölü 4. C'ye geliyorum. C'nin kalemini değiştirelim. C'de küçük C istiyorum. Bakıyorum, küçük C fenotipinde birey var mı? Yok. O zaman 0 çarpı 0. Bunların hepsi ne olmuş? Ha, bir de aslında kız ya da erkek olma olasılığı vardı ama sıfırla çarptığımız için tüm sayıları sıfır etti. Demek ki arkadaşlar, ben önce bu tarz soruyu çözebilmek için iki şey bileceğim. Bir, bağımsız olayların birlikte olma şansı, bakın toplamadım, çarptım. Çarpımları ne eşittir? Bir. İki, bağımsız olayların sonuçları da bağımsızdır. Ama birlikte olma şansı çarpımların eşittir. Biz matematikte bu iki kavramı bilirsek soruları yaparız. Bazı kitaplarda binom sorusu da geliyor. O zaman o formülü ezberlemek zorundasınız. Mesela diyor ki bir ailenin dört çocuğunun üçünün kahverengi gözlü birinin mavi gözlü olma olasılığı nedir diye sorduğunda siz binom açılımını bilmek zorunda kalırsınız. Birinci soruyu yaptık ve sıfır çıktı. 2 bölü 4 çarpı 0 çarpı 1 bölü 2 direkt 0 yaptı. Doğru mu? Evet, şimdi 2'ye bakalım. 2. Evet, ne istiyorum? Küçük a küçük a genotipini istiyorum. O zaman ne olur? 1, 4 olasılıkta bir tane değil mi? Evet, 1 bölü 4. B'ye bakıyorum. Küçük b küçük b istiyor. Yani şunları istiyor arkadaşlar. Çarpı 1 bölü 2. C'ye bakıyorum ama büyük C büyük C'leri istiyor. Yuvarlak içine alıyorum. Gene 1 bölü 2. Yalnız bir de oraya ne yazmışım ben? Oğlusu. Şimdi bir ailenin ya kız çocuğu olur eğer o aile sağlıklıysa tabii, ya da erkek çocuğu olur değil mi? O yüzden oraya bir de ne eklememiz lazım? 1 bölü 2. Arkadaşlar genelde kız ya da erkek olma ihtimali unutuluyor. O yüzden de soruyu çözdüğünüz halde sonuç yanlış çıkıyor ve hata yapabiliyorsunuz. O yüzden lütfen sonunda kız mı, oğlan mı bunu soruyor mu bir bakalım. O zaman çarparsak bunu ne yapar? 1 bölü 8 kere 4, 32 yapar. Evet, Furkan bravo, 1 bölü 32. 1 bölü Osman da 1 bölü 32 demiş. C görünmüyor. Aa, çok özür dilerim. Şöyle yapalım. Hemen göstereyim. Evet. C görünmüyor diyen arkadaş. Haklısınız. İyi ki uyardınız. Bazen ben farkında olmuyorum. O yüzden siz ona dikkat edin. Evet. C'yi gördünüz mü şimdi? Büyük büyük ya da büyük küçük olabiliyor arkadaşlar. Ben şimdi soruyu da şeyi de göstermek istediğim için böyle bir sıkıntı çıktı. Şimdi gelelim üçüncü şıkkımıza. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? En önemlisi üçüncü şık. Evet. Fenotip çeşidi. Bu şıkkı cevabını arıyorum arkadaşlar. Şu anda C'nin cevaplarını veriyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bakalım. Şimdi bakıyorum. A fenotipinden siyahla çözelim bu soruyu da. A fenotipinden kaç çeşit fenotip var? Büyük A ve küçük A olmak üzere iki çeşit fenotipim var. O zaman iki çeşit dediği için çarpıyorum. Yani olasılık olmadığı için bir böyle yazmıyorum arkadaşlar. Niye öyle yazmadınız diyenler olabilir. Devam ediyorum. Fenotip çeşidine devam ediyorum. B'ye bakıyorum. B'yi görüyorsunuz. Kimi istemişim? Fenotip çeşidiyle. Bir büyük B, bir de küçük B olmak üzere iki çeşit fenotip var mı gene? Evet, 2 çarpı. Bakıyorum, şimdi C'yi göremem diyeceğiniz için bunu özellikle kaldırıyorum yukarıya. Bunların hepsi büyük C'dir arkadaşlar. Buradan küçük C fenotipi gelmez. O yüzden hemen geri dönüyorum. C ne olacaktır? 1. Ve biz olasılıktan ne bilmemiz gerekiyor dedik. Bağımsız olayların birlikte olma şansı çarpımlarına eşittir ve 4. Gördüğüm üzere 4 diyenler var. Güzel. Evet, fenotip çeşidi kesirli olmaz. Doğru söylüyorsun Ceyda'cığım. Evet, 4'ü anladık mı? Yani C şıkkını sorumuzun 3. Bakın bu soru var ya, kalıtımın en temeli. Bu sorunun tamamının mantığını çözdüğünüzde
Hangi baba soru gelirse gelsin yaparsınız. Fenotip çeşidi bu kadar. Var mı sıkıntı? Cevap verin. Sıkıntı var mı? Evet, sıkıntı. Doğru demiş Furkan. Tamam, o zaman geçiyorum. Genotip çeşidi. Şimdi bakın, burada yine başka bir kalem kullanayım ki dikkat çeksin. Hatta ben renk seviyorum hayatımda arkadaşlar. Renkli olmak lazım. Hem karakter olarak hem de ne kadar renk varsa o kadar dikkat çeker. Genotip çeşidi. Bir tane büyük A çeşidi var mı? Var. Bir tane büyük küçük olarak çeşidim var mı? Sayı demiyorum bakın çeşit. Bunlar aynı çeşit. Bir de küçük A küçük A var. O zaman kaç çeşit genotipim var A bakımından? 3. Peki B'ye bakıyorum. B'de kaç çeşit? Bir büyük küçük bir de küçük küçük olmak üzere. Çeşit bakın dikkat dikkat sayı değil. O zaman ne oluyor? 2. C'ye bakıyorum. Genotip çeşidi dediği için bir büyük büyük var. Tabii C'yi göremiyorsunuz şu an. Yukarı çıkarıyorum. Evet. C'ye bakıyorum. Bir büyük büyük çeşidim var. Bir de büyük küçük çeşidim var. O zaman C çeşidimde genotip olarak kaç oldu? 2. Ve genotip çeşidini çarptığımızda ne yaptı? 3 kere 4, 12. Eğer şu sorudaki tüm mantığı anladıysanız fenotip, genotip kavramı olmuş demektir. Ne diyorsunuz? Evet, oldu mu fenotip, genotip kavramı ya da bu tarz sorular? Yok diyen, yani olmuş diyenler var. Güzel. Hocam bunları izleyince maziye gittim. Şu an Tekirdağ tıptayım. Çok mutlu oldum maziye gitmene. Tıpta okurken bunlar sana çok hafif geliyordur. Coşkuncum. Çünkü bizim şu an anlattıklarımız sizin okulda gördüklerinizin yanında bir hiç kalır. Ama yine de izlediğin için teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Evet, var mı sorun oldu diyenler var. Yaşasın. Barancım da oldu diyor. Yağmur Baran. Mesajım gitmiştir Yağmur sana inanıyorum. Buradan söyleyemediğim şeyler var seninle ilgili biliyorsun. Değil mi? Evet, şimdi burada bir sıkıntı var mı? Yok, geçtim. Yalnız size bir püf nokta vereceğim. T bu arada. Fenotip çeşidi ve genotip çeşidi ile ilgili bir tüyo vermek istiyorum. Hani böyle tek tek yazmak istemiyorum ben hocam diyorsanız fenotip çeşidi için 2 üzeri en, genotip çeşidi için de 3 üzeri eni kullanabilirsiniz arkadaşlar. 3. Şu 3 yanlış anlaşılma olmasın. 3 üzeri en. Peki hocam en nedir? En heterozigot olmak zorundadır. En heterozigot olmak zorundadır. Mesela bizim ağlarda çaprazladığımızda heterozigottu. Dolayısıyla iki çeşit geldi. Genotip çeşidi de bakın büyük büyük. Şimdi geçmiyorum yeniden. Büyük küçük ve küçük küçük olmak üzere 3 çeşit geldi. O yüzden 3 üzeri. Şu formül de size faydası olur diye düşünüyorum. Ama zaten ben formülü ezberlemek istemiyorum. Ezberi sevmiyorum diyorsanız mantığı da var bu işin. Evet, temel kavramlar aşağı yukarı bu. Evet, yine kavramlarımıza devam ediyoruz. Mono hibrit çaprazlama. Arkadaşlar, mono ne demek? Mono tek. Bir, Latince'de biliyorsunuz mono tek demek. Hibrit, az önce öğretmiştim. Neydi hibrit? Baran anlamış. Güzel. Evet, hibrit neymiş? Heterozigottu değil mi? O zaman tanım olarak şunu yazabiliriz. Tek bir karakter bakımından heterozigot bireylerin çarpazlanmasıdır. Dikkat, dikkat, çarpazlanmasıdır. Şimdi yazalım bakalım bu nasıl yapılıyormuş onu bir görelim önce. Değil mi? Melez gelmiş Ceydacığım güzel. O zaman yazıyorum şu an.
Önce biz ebeveynleri bir yazalım. Arkadaşlar, yanında şu işaretleri göreceksiniz. Şimdi biraz şifre vermek istiyorum. Bu işaretleri karıştırıyorsanız, burada usturuplu bir taktik vereceğim. Kadınlar pozitiftir. O yüzden bizde artı işareti vardır. Kafanız karışırsa. İstanbul'da bazı tuvaletlerde bu işaretler var. Bu işaretleri karıştırırsanız yanlış yerlere girebilirsiniz. Bunların başında da P yazar arkadaşlar. P ne demek biliyor musunuz? P parantel döl demek. Parantel döl demek. Arkadaşlar parent İngilizce'de anne baba demektir. Değil mi? Yani ebeveyn demektir. O yüzden parantel döl demek de anne ve baba yani ebeveyndir. Şimdi geliyorum bunun gametlerine. Bu hatundan büyük A gameti gelir. Onun herifinden de küçük A gameti gelir. Herif diyorum. Herifi bilmeyen yoktur herhalde Türkiye'de. Seviyorum ben bu terimi kullanmayı. Peki F1. F1 ne demek? Filia nesil demektir. Oradaki F oradan geliyor arkadaşlar. Birinci nesil. Yani bu anne ve babanın çocukları bu genotipte olacaktır. Aynı zamanda da bu fenotipte olacaktır. Dolayısıyla bu çocuk kime benzer? Kime benzer? Çocuk kime benzer arkadaşlar? Bir bakın. Bu çocuk kime benzer? Anasına benzer. Gelelim F2'ye. Bazen size direkt F2'yi soruyorlar. O zaman önce F1'den F2 elde etmeyi bileceğiz arkadaşlar. Demek ki nasıl elde edilirmiş? F2, F1'in kendileşmesi yani aynısıyla çaprazlanması demektir. Dikkat, dikkat. F2, F1 çarpı F1 yani F1'in kendileşmesi. O zaman hadi çarpazlayalım. F1'in buydu. Onun ruh ikizi de bu. O zaman çarpazlayalım. Büyük, büyük. Büyük, küçük, büyük, küçük ve küçük, küçük. Şimdi bana sorularda geliyor oranlar. Fenotip, ayrışım oranı. Olması gereken anneye benzemesi. Evet, Esmacığım çok haklısın. Bu arada Okan hocam da eğer izliyorsa buradan duyabilir. Ayşe İpek tıpkı annesi. Sanki tek başına dünyaya getirmiş. Değil mi Esmacığım? Evet arkadaşlar, fenotip ayrışım oranı. Dikkat edin, sadece fenotip demiyorum, ayrışım oranı diyorum. O zaman kaç tane baskın var arkadaşlar? Güzel Ceyda, çok güzel. Kim var orada? Gözde. Evet, Gözde de doğru bilmiş. 3, 1. 3 tane büyük A, 1 tane küçük A var. Hatta bunların altına bölü 4'lerini de yazabilirsiniz ama gerek yok. Sorularda bunlar çıkıyor. O zaman bir de şunu yazalım. Genotip ayrışım oranı. Evet. Genotip ayrışım oranı. Görüntünün netliğinde bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Görüntünün netliğinde bir sıkıntı var mı? Bir tane genotip ayrışım oranını söylüyorum. Bir tane büyük büyük. Yanlarına noktalı virgül koyuyoruz arkadaşlar. İki tane büyük küçük. Bir tane küçük küçük var. Dikkat dikkat. 1 2 1 güzel. İrem net demiş. Tamam. Sorun yok o zaman. Tekrar söylüyorum. Monohibrit çaprazlamanın fenotip ayrışım oranı 3'e 1. Genotip ayrışım oranı 1 2 1'dir. Peki arkadaşlar benim monohibrit çaprazlama olarak yaptığım nedir? Budur. Yani aslında monohibrit olarak başta verdiğim tanımın çarpazlamasını şurada yaptım ben. Peki hocam başını niye yaptınız? F1 ve F2'yi öğretmek için. F1 nedir? F2 nedir? Bunları nasıl bulabilirim? Bunu öğretmek için. Tamam, güzel, netmiş. 1 2 1'ler geldi. 3'e 1'ler de geldi. Harikasınız. Esma, görüyorum resmini. Evet. Burada bir sıkıntı var mı? Monohibrit çaprazlama olmuş mudur?
Peki bunlarla kim ilgilendi biliyor musunuz? Gregor Mendel. Arkadaşlar, kalıtımın babası Mendel. Mendel aslında rahip biliyor musunuz? Aynı zamanda çok meraklı bir bilim insanı. 1800'lü yıllarda dünyaya gelmiş ve aslında önce tavşanlarla uğraşmış. Sonra baş rahip etik değil bu senin yaptığın dediği için daha masum olması açısından şans eseri bezelyeleri bulmuş. Neden şans eseri diyorum? Yaptığı sonuçların doğru çıkmasının en önemli nedeni tüm bezelyedeki genler bağımsızdı. Ama o onu bilmiyordu. Bağımsızdı, o bilmiyordu. Şansına iyi çıktı. Çok sonra hala biz şu an Mendel'i bir rahipken bilim insanı olarak anıyorsak burada önemli bir yol kat etmiştir. Güzel. Şimdi monohibrit çaprazlamayı geçtim. Geliyorum. Kime? Dihibrit. Evet. Dihibrit. Sanki bana görüntü çok net gibi gelmedi de o yüzden sordum arkadaşlar. Bu kez di ne demek? Di iki demek. Hibrit ne demekti? Yine heterozigot. O zaman az önce ne yapmıştık biz? A vermiştik sadece. Demek ki bir de B vereceğiz. Ve iki karakter olmuş olacak. O yüzden dihibrit olacak. Bir de bunların çekirdeğini vereceğim ki yine F1 ve F2'yi elde edeceğiz. Yine burada bir dişilik işareti yapalım. Bir de erkeklik işareti yapalım. Evet, şimdi dihibriti yapıyorum. İki demek çok güzel. Şimdi buradan yine bunlar P. G'lerini bulalım bunların. Yani gametlerini bulalım. Bu dişinin A bakımından büyük A gameti gelir. B bakımından büyük B gameti gelir. Çarpı. Bu herifin de küçük A B gametleri gelir. Şimdi bunları düzenlersek bizim F1 büyük küçük büyük küçük olur. Ve yine kime benzer? Esma yine anasına benzer. Bu tesadüf oldu. Bunu baba da yapabilirdik arkadaşlar. Hani öyle şey duygularımız yok. Feminist duygularımız yok. F2, F1 çarpı F1'dir. Arkadaşlar bir de bunun Punnett karesi var. Bu F1'in oluşturabileceği gametleri göstereyim size. F1 büyük AB gameti oluşturabilir. Büyük A küçük B gameti oluşturabilir. Küçük A büyük B küçük küçük olabilir. Arkadaşlar gamet nedir? Üreme hücresidir. N'dir. Yani o karakterle ilgili tek harf içerir. O yüzden de sperm ya da yumurta gamettir ve endir. Bu F1 neslinin bu çeşit gametleri olabilirmiş. Peki F2 neydi? F1 çarpı F1'di. O zaman yeniden çarpazlıyorum. Nerede benim morum? Mor mu? Evet. Şimdi bakıyorum. Aynısını çarpazlayacağız. Ve bundan sonra bitireceğim arkadaşlar. Video uzamasını istemiyorum. Yine bunları kendi arasında çarpazlayacağız. Bunları da, bunu da başka bir kalemle göstereyim. Bunları da kendi arasında çarpazlayacağız. Ama biz bu çarpazlamayı daha önce yapmıştık. Ben bir tane yazayım şuraya. Aynı şeyi yeniden yazmamak için ve sayfayı kullanmak için. Bana şimdi söyler misiniz bu çarpazlamadan? Fenotip, ayrışım oranı kaç olur? Bunu bulabilmem için şunu bulmam lazım önce. Bunu bulabilmem için büyük A, büyük B fenotipini, büyük küçük, küçük büyük, küçük küçük fenotiplerini bulmam gerekir. Hadi bulalım. Çok kolay aslında. Büyük A neydi? 4'te 3 yani 3 bölü 4. B de aynı şekilde olacağı için yeniden yazıp çarpazlamama gerek var mı? O da 3 bölü 4 ne yapar? 9 bölü 16. Peki büyük A 3 bölü 4'tü. Küçük B'yi soruyor. Yani şuradan küçük B gibi düşünebilirim. 1 bölü 4 yapar. O da 3 bölü 16. Tam tersini yapıyorum. 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. Yine 3 bölü 16. Ama bu kez ikisi de küçük küçük istiyorum. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. O da 1 bölü 16 yapar. 16'ları kaldırın arkadaşlar.
16'ları kaldırın ne yapar? Fenotip ayrışım oranı 9, 3, 3, 1 yapar. Neymiş? 9, 3, 3, 1 yapar. Ve bu da dihibrit çaprazlamasıdır. Bunun trihibriti de var. Bunun başka çözdüğünüz örneğin farklı versiyonları da var arkadaşlar. Daha fazla soru çözümünü örnek konunun bitiminde soru çözümü olarak yapacağız arkadaşlar. Ben bugün konuyu burada bitirmek istiyorum. Bir dahaki hafta kaldığımız yer ne olacak? Onu söyleyeyim size. Kontrol çaprazlaması, eş baskınlık, çok alellilik, kan grupları şeklinde devam edeceğiz. Burada kafanıza takılan bir şey olursa mesaj olarak yazabilirsiniz. Biyoloji hocam 48'e yazabilirsiniz. Her şekilde bana ulaşıp kafanıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Çünkü bu süreçte başka şekilde öğrenme şansımız yok arkadaşlar. Evdeyiz, evden dışarı çıkmıyoruz. Sağlığımızı düşünmek zorundayız. O yüzden de evde ne kadar çalışabilirsek o kadar bizim için iyi. Bunu tatil gibi algılayan nesile söylüyorum. Rakiplerin deli gibi ders çalışıyor. Günde 10 saat ders çalışan öğrencilerim var. Hani bu kadarını da istemiyorum tabii ki. Bu kadarını da onaylamıyorum. Ama rakiple oyun oynarken, film izlerken, yatarken o ders çalışıyor. O yüzden son söz 25-26 Temmuz'da söylenecek. Lütfen benim babaanne lafım aklınızı başınıza devşirin. Bu süreci iyi değerlendirin. Zamanı kaliteli kullanın. Deli gibi ders çalışın demiyorum. Zamanı kaliteli kullanın ve bu süreci bu şekilde atlatalım. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yayından çıkacağım çünkü. Arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey var mı? Tepki bekliyorum. Evet, tepki bekliyorum. Bu arada da yazdıklarınıza bakacağım.